Canım. Bebeğim bu ne hal? Ben seni okula göndermiştim ama sen daha çok savaştan çıkmış gibisin. Ben artık buraya gelmeyeceğim anne. Neden? Okuldaki çocuklar kalem kutumu aldılar. Sonra ben öğretmene şikayet ettim. Hı. Daha sonra öğretmen bana dedi ki sahip çıksaydın. Sonra ben ağladım. Onlar da benimle dalga geçtiler. Daha sonra da benim saçımı çektiler kızlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi ben bir şey anlamadım. Şimdi sen ağlarken mi kızlar senin saçını çekti? Yoksa sen acaba bir şey yapmış olabilir misin? Ondan sonra mı çektiler? Ben de onlara taş attım anne. Ne yaptın? Güneşciğim taş mı attın? Evet. Anne ne yapayım? Onlar da benimle dalga geçtiler. Anlaşıldı. Anne ben artık buraya gelmeyeceğim. Yok o değil de. Ne? Ömer abin haklıydı galiba. Böyle daha yolun başında bir sürü hayat tecrübesi kazanmış oldun. Anne şaka yapma bana. Hayatım şaka falan yapmıyorum. Şimdi bu saç çekme, taş atma mevzularını sonra konuşulacak ama ben olaya önce bir kalem kutusu alarak başlamak istiyorum. Çantanı da alayım. Bugün biraz fazla yoruldun çünkü sen. Kalem kutu mu alacağız? Evet kalem kutusu alacağız. Pembe ve simli mi? Pembe istemiyorum. İstemiyorsun. Mavi? Olabilir. Olabilir. Tamam. Rüya. Hadi geç kalıyoruz. Sence hazır mı? Bence de. Vallahi geldiler, geç kaldık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber Minnoş'um? İyiyim. Abim hazır mısınız? Vallahi biz hazırız da onu Rüya'ya soracaksın. Ha. Ozan da dışarıda Seher teyzeyi bekliyor zaten. O zaman biz çıkalım, Ozanlara doğru gidelim. Sen de içeri gir, Rüya'yı al gel. İyi tamam, hadi. Gel aşkım. Saçım. Aa saçın. Saçın bence çok güzel olmuş bir tanem. Ne yapalım toplayalım mı? Yok Ömer abi beğendi. Yani Ömer abinin beğenmesi önemli tabii ki ama... bence sen kendini nasıl görmek istiyorsan, kendini nasıl beğeniyorsan öyle yapalım derim. Sen nasıl yapıyorsan ben öyle beğenirim bir tanem. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben toplamak istiyorum. Tamam o zaman. Gel bakalım. Güneş Hanım bu nasıl bir güzellik böyle ya? Tabii annesine çekmiş. Çok güzelsiniz. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben böyle giyindim ama olmuş mu? Çok güzel olmuş. Yani hani nasıl bir yere gideceğimizi bilemediğimden... hani çok da şey olmasın. Olur olur, çok güzel. Hadi, hadi, hadi sen geç, ben kapıyı kapatırım. Merhaba, hoş geldiniz. Masanıza geçin, hemen size mesajını size. Nasıl artık yüzünü, tamam mı? Kimsenin işlediği suç yüzünden belli olmaz. Ayrıca kaldı ki sen suç falan da işlemedin. Rüyanın tam gözünün içine bak. Hiç kimseden gözünü kaçırma. Utanılacak hiçbir şey yapmadın sen. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi şöyle geçelim mi? Thank you.
efendim. Ne zaman çıkacak acaba itfaiyeden rapor? Yani itfaiye raporuna ne gerek var? Kimin yaptığı belli değil mi? Ya kimse kim? Ne önemi var? Olan oldu işte. Biz bundan sonra ne yapacağız ona bakalım. Çelebi. Hadi be. Ne var? Geçmiş olsun karıcığım. Allah Allah. Sen nereden biliyorsun acaba olanları? Kuşlar söyledi. Yanındakilere söyle. Sen orada olduğun sürece başlarından felaket eksik olmaz. Ulan şerefsiz. Senden mi korkacağım? Sıkıyorsa gel beni yak. Bak buradayım işte hadi gel. Ne münasebet? Ben sadece haber veriyorum. İnsanlık bu. Kimin başına ne geleceği belli olmaz. O orada mı? Neydi o? Ozan. Yok galiba. Tizine de yalnız bırakmayın onu. Hayat bu. Belli mi olur? Kapattı mı? Ozan diyor ya, bakar mısın şuna? Bir şey var mı ya? Ya Ömer. Dur, dur, dur Cemre. Gitsin. İsteyse çocuğun yanında durur. Psikopatın ne yapacağı belli olmaz. O gidişle belasını da bulur. Az bekle. Özür dilerim. Yani ben onun yaptırdığını biliyordum tabii ama ne bileyim yine de bir umut. Ya neyse ne, olan oldu bir kere. Geçeceğim bunları. Senin bir suçun yok ki. Öyle özür özür dileme benden. Nasıl geçti diye sormayacak mısınız? Ah aşkım benim, özür dilerim. Bir an şey yapamadım. Kalem kutun duruyor mu? Duruyor, duruyor. Çantamı daha hiç çıkarmadım. Çantamı da hep yanımda tuttum anne. İyi. Zaten çalmamışlar ki. Sadece bana birazcık gıcıklık yapmışlar. Gıcıklık mı? Neden gıcıklık yapmışlar sana? Yeni geldiğim için. Özel okuldan geldiğim için sevmemişler beni. Ah benim minik tavşanım.
Aşkım seni sevmemek mümkün mü? Seni birazcık tanısınlar, seninle birazcık zaman geçirsinler. Bak nasıl değişecek her şey. Değişmesin. Zaten ben de onları sevmiyorum. Aa, olur mu canım? İnsan arkadaşını sevmez mi hiç? Ömer. Neredesiniz? Tamam, tamam, tamam. Geliyoruz hemen. Niye apar topar çağırdın beni? Ya şey diyecektim. Bir saatliğine güneşe bakabilir misin? Telefonu da söyleyemedim. Seher'e emanet et. Edemem Seher'e. Niye? Oğlunu aldılar. Ben de zaten şimdi onun yanında olayım diye. Aldılar derken? Daha bilmiyoruz ne olduğunu. Gözaltına almışlar. Ne olur. Ne olursun başa güvenecek kimsem yok. Aşkım benim tatlım. Şimdi ben hemen gidip geleceğim tamam mı? Sen de Ayşe teyzenle burada beni bekle. Tamam mı? Korkma sakın. Gel. Sağ ol. Geç kalma, geç kalma. Yani benim oğlum kimseye bir şey yapmaz ki. Yapmaz anneciğim, yapmaz. Tamam, endişelenmeyin bu kadar. Şimdi öğreneceğiz ne olduğunu. Ha Rüya. Ay kızım. Ne oldu? Allah rızası için söyle, nasıl iyi mi Ozan? Ozan iyi. Ozan iyi ama. Ama ne? İnşaatta yaşanan kazanın Ozan'ın suç olduğunu söylüyorlar. Ne? Öyle bir şey olabilir mi ya? Hikmet Ozan'ın aleyhine ifade vermiş. İşveren vekili olduğunu söylemiş. Ne demek o? İnşaatta yaşanan her türlü aksaklığın suçu patrona değil, Ozan'a kalır demek. Allah. Öyle saçma bir şey olabilir mi ama ya? Ya ama... Bir yolunu bulacağız. Halledeceğiz, halledeceğiz. Merak etme. Gidin, gidin. Otur. Rüya. Ne oldu? Ne oldu? Yarın sabah nöbetçi mahkemeye çıkarılacak. Bizim acilen şantiyede yaralanan işçiye ulaşmamız lazım. Eğer o şikayetini tamam. geri çekerse Ozan'a yapılan suçlama düşer. Ay hadi inşallah yarabbim. Çok, çok şükür, çok şükür. Tamam. İyi tamam. Siz eve, biz Hüseyin abi. Tamam, Ozan. Oğlum. Bir şey yok, bir şey yok. Merak etmeyin. Ha? Annem, ha? Yok bir şey. Tamam, korkma sakın. Tamam mı? Tamam. Kardeşim, annem sana emanet. Tamam oğlum, çıkaracağız lan seni buradan. Bir şey yok oğlum, iyi. Hadi. Tamam Ozan. Ozan. Ben çok özür dilerim. Dileme Cemre. Tamam. O gözlerin de suçlu bakmasın bana. Bu durumda da beni düşünme istersen. Belki de böyle ayakta kalıyorumdur ha. Hadi yürü, gidiyoruz. Unutma. Gülüp geçeceğiz. Tamam. Dükkan bitik halde. İflah olmaz. Aha, fotoğraflar ortada. Fotoğrafa ne acet? Gözümüzle gördük. İçeride bir dünya masraf var. Dükkanımı nasıl eskenle getirmeyi düşünüyorsunuz? Yani bir elden geçince eskisi gibi olur aslında. Gerek yok. Dükkanı boşaltıyorum. Hayır, yapma bunu. Ya bir dakika. Ya dükkanımı adam edin, ya zararımı karşılayın, öyle. Tamam. İyi. Peki madem, bana müsaade. Hadi. Olur, olur. Hani neden yapıyorsun bunu? Yani zararını karşılayınca neden çıkalım ki? Benden bu kadar. Ya yapma. Ne olur yapma. Zaten benim yüzümden geliyor bunlar başına. Ne olur vazgeçme.
Seninle bir ilgisi yok. Başka planlarım var benim. Ne planın var? Göç edeceğim. Nereye? Öte dünyaya. Dalga geçme. Bak, dükkan zaten geçiciydi. Bir ismi bile yoktu. Ne yapacağız? Ömrü bu kadarmış deyip geçeceğiz. Yapma, ne olur yapma. Ya bana değen herkesin paramparça olduğunu seyretmek istemiyorum artık. Bu vicdan azabıyla bırakma beni. Ya daha kaç kere söyleyeceğim sana. Senin bir suçun yok. Var. Bal gibi de var. Seninle de Ozan'la da benim yüzümden uğraşıyor. Hatta ne oldu o iş? Birazdan nöbetçi mahkemeye gideceğim. Hayırlısı. İyi hadi geç kalma. Kalk, kalk gidelim. Bak, bu sefer beni dinleyeceksin. Tamam mı? Hiçbir yere bırakmam seni. Hayrola, kim nereye gidiyor? Yok, kimse bir yere gitmiyor. İyi, çok sevindim. Çünkü yapacak çok işiniz var. Bu sizin. Neyin anahtarı o? Yeni dükkanınızın. Nasıl yani? Evet. Sizin için kiraladım. İtiraz kabul etmiyorum. Sağ ol. Var ol. Ama istemem. Bir dinlesen önce. Yok, dinleme de gerek yok. Benimkisi sadece küçük bir destek. Borç kabul edin eğer içiniz rahat edecekse. Ama vazgeçmeyin, ne olur. Olmaz, olmaz. Sen de mi onun gibi düşünüyorsun? Hayır. Hı, iyi o zaman. Onu ikna etmek senin işin. Bu da adres. Uf, çıkmam lazım. Bülent'le buluşacağım. Bu Atlas'ın vesayetiyle ilgili son işlemleri halledeceğiz. Dönüşte uğrarım. Dükkanın eksiğini, gediğini konuşuruz. Tamam. Tomris, çok çok teşekkürler. Ben bir şey yapmadım. O anahtar sadece dört duvarın. Orayı siz yaşatacaksınız, siz işleteceksiniz. Sizin emeğinizle olacak ne olacaksa. Evet, Ayşe ile birlikte. Hayır dediysem, hayır. Israrı da sevmem. Hadi çıkın, hadi. Görüşürüz. Dükkandan geliyorum. Yazık. Ekmek tekniniz kül olmuş. Ulan şerefsiz! Tamam, tamam. Karıcığım, artık bir işin olmadığına göre kızımıza nasıl bakmayı düşünüyorsun? Sen beni dert etme. Ben bir yolunu bulurum. Bulduğun yolun inşallah bir maaş borcusu vardır. Sen hiç merak etme. Onu da hallederiz. Cemre'ciğim, bencilliği bırak artık. Bak, etrafındaki herkese zarar verir. Ne uğruna? Herkesin hayatını mahveden sensin. Cemre değil. Ben ne yapıyorsam ailem için yapıyorum. Senin için. Çelebi. Sen şeytansan, ben Azrail'im. Bak, bunlara benzemem. Elimi de kirletirim, sırtından davul olun. Kimseden korkun yok. Hepi topu bir canım var, o da askıda. Beni delirtme, beni delirtme. Aile hayallerin mezarda biter. Çelebi git. Ver şu anahtarı. Ver. Bunu da yakman gerekecek. Buyur, hadi. O kadar kolay değil artık. Ben de varım. Sana inat, kabul ediyorum. Açacağız biz o dükkanı. Buyur, hadi bakalım. Hiç dersini almayacağım sen. Ay, bu hala konuşuyor. Tamam.